Evet, niye şimdi podyumda? Bakalım jüriden geçer notu alabilecek mi? Geldin. Nilcim, bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Sen yarı final elbisini almak için evdeki eşyaları mı sattın? Kim söyledi? Yok, öyle bir şey değil de daha farklı, biraz daha farklısı. Anlatabilir misin bu konuyu lütfen? Anlatmasam? Lütfen, çok çok enteresan bir şey yazıyor onun için. Biraz şöyle, eşim yarışmaya girmemi istemiyordu. Ondan sonra doğal olarak bana bütçe vermedi. Ben de evdeki koltuklarımı sattım haberi yokken. Böyle bir şey gerçekleştirdim. Peki ne kadar sattın koltuğunu? 1 milyar. 1 milyar. Sonra bu elbise aldın değil mi? Evet. Canım benim. Ve eşim de beni boşadı yani. Ne? Boşadı. Ama bir şey söyleyeceğim, bunu sen bir kere yapmış olamazsın. Bence daha önce de atıyorum adam bir gününe geldi. Yemek masası yok. Peki bir şey söyle. Ben sürekli eşyalarımı değiştirdiğim için değişiklik istiyorum. Kocasın bir koltuk için seni boşandı. Yok yok, bir koltuk için değil tabii, bu işin esprisi de. Zaten boşanma aşamasındaydık. Ha. O eşyalardan yani bana artık hayır gelmez. O yani bir dakika. Bayağı senin koltukları sattın diye boşadı mı? Hayır canım, o işin espri olarak söylemiştim ben onu. Anladım. Yani, böyle zaten bir bardak suyu da doldur doldur koltuğu sattın, bitti, doldurdu, bitti. Aynen öyle, son damlaydı, bitti. Ama taş, bir şey söyleyeceğim, bu olay bir şey yani. Daha önce peki böyle şeyler yaptın mı giyinmek için? Atıyorum röfle yaptıracağım, evdeki örtüleri satayım. Yok hayır. Bilmem ne. Hani yapar mısın böyle? Senin için bu kadar önemli mi giyinmek? Şöyle yaparım hani. Mesela hoşlanmadığım bir eşya varsa onu satıp yerine farklı bir şey alıp koyarım. Bu yani başka bir şey ama evet. Şimdi hani giyinmek için, yani bir elbise almak için evdeki bir şeyi satmak. Hayır, yani ben daha önce duymadım. Okey, moda yok için bir sürü şey yapan insan var ama giyinmek için hani. Çünkü bu biraz kusura bakma da hastalıklı bir şey. Tabii. Yarışmacı vardı, hatırlıyor musun? Kredi çekti, elbise aldı. 5000 TL. Evet, 5000 TL bir elbise almıştı. Onu da hatırlıyorum yani. Bir kredi çekti. Yani o da çok ilginç bir şey. Neyse. Bir dakika, sen ne diyorsun hemen bununla ilgili? Nasıl kredi? Hayır. Yok, yani giyinmek için kredi çekmek veya... Çok söylüyorum. Kredi çekmiş. Kredi çekmiş, elbise almış yarışmada, yarı final için. Ha, yani yarışma için olabilir tabii ki. Çünkü kadın hayal ediyor 100.000. Gerçi hani şöyle belki, de bir açıklama... Belki onu veririm ama büyük hediyeyi alabilirim, alabilir, evet, diye düşünüyor. Bir de şöyle ama bir açıklama yapmıştı yarışmacımız. Hatırlıyorum onu. Ben bir daha böyle bir elbiseyi, çünkü bayağı bir tuvaletle gelmişti. Bir daha böyle bir elbise hiçbir yerde giyemeyeceğim. Yani. Hani bunu da çok giymek istiyordum. Ve podyuma da çıkamayacağım. Onun için evet, bunu biraz daha anlıyorum. Peki koltuk satmayı anlıyor musun? Yok. Ya aslında hani elbise için yapmadım onu ben. Hani zaten değiştirecektim. Mikrofona. Zaten değiştirecektim. Onun için yaptım. Hani şimdi bizi kandırma. Evet. Keşke almasaydım. Ya ben keşke başka bir şey alsaydım. Kumaş alsaydınız, bana gelseydiniz, ben size bedava dikerdim. Keşke. Keşke. Ya sizin saç uzundu eskide değil mi? Backstage'de. Backstage'de evet. Saçlarımda çıt çıt vardı. Sonra ben onları çıkarken çok çıkarttım. İyi oldu. Evet. Süper oldu, doğal oldu. Evet. Tabii bakımsız, o elbisenin de hiç uymadı model olarak ama doğal. Teşekkür çok ederim. Daha iyi. Kim yorum yapacak? Kim başlayacak? Sen başlamamış mıydın? Yok, ben de koltuğa taktım. Şimdi o espri yaşadım sonra. Kendine geldim. Kendine geldim ve elbise giydim. Çanta, ayakkabı bakabilir miyim? Taşın azdı ya. Yetmedi taş. Biraz ayakkabı yapması gerekiyordu. Her zaman bizim yarışmacılar böyle ama ne yapacağız? Buradayız, sürekli konuşuyoruz. Yardım olmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Ayakkabı yanlış. Bir. İki, elbisenin boyun
Yanlış. Daha uzun olması gerekiyor. Üç, elbisenin kürlük kısa. Kuyruk daha mu? Kürlük, daha uzun olması gerekiyor. Hmm. Dönebilir misiniz? Kürlük. Kürlük. Kısa kaldı. Kısa kaldı. Daha yarım sandığında biraz daha uzatması gerekiyor. Daha havalı durmak için. Renk yakıştı. Teşekkür ederim, sağ olun. O taşlar, o fırfırlar altında hiç görmek istemiyorum. Sirmek istiyorum. Çanta uydurdum. İyi oldu. Makyaj, ruju biraz yakın istiyorum o tonu, elbisenin tonu yakın istiyorum. Hı hı. Çok pembe oldum. Ben böyle gözlerim kamyon koyu gibi orta çıkıyor ya, dudağını da orta çıkıyor. Mikrofona koymuş. İstemedim. Renk de yanlış ama. Şeyin, hafif de olabilir ama o renkle, o ana renkleri olması gerekiyor. Güzel kadınsın. Teşekkür güzel ederim. Cildin var, bembeyaz. Sağ olun. Çok güzel. Koca boşandı, pişman olacak eminim. Ama neyse. Ben onu boşadım. O koltuğuna bu elbise daha iyi olurdu muydu bilmiyorum. Koltuğunu görmedim. Birisi varsa görelim, yorum yapayım. Ama nasıl olsa daha özel seni görmek istedim. Bakalım. Bakalım. İnşallah. Ay, söyleyeyim mi? Sen? Söylüyorum. Hazırlıklı ol. Ay. Ya boyun çok uzun ve çok avantajlısın bu konuda. Dizin çok güzel. Teşekkür ederim. Cildin çok güzel ama diğer geri kalan her şey sıfır. Ya. Neden? Çünkü burası Türkiye'nin en güzel giyinen kadının yarışması. Ve inanılmaz bir ödül var karşılığında. Evet. Nişana gider gibi hazırlanmışsın. Benim konseptim de oydu. Oğlumun sünnet düğününde giymeyi düşünüyorum bu elbiseyi. Sizin yorumlarınızı almak istedim. Ama şöyle tabii ki sünnet düğününe veya bir nişana giyebilirsin. Hı-hı. Ama dediğim gibi burası Türkiye'nin en güzel giyinen kadınların yarışması olduğu için. Hı-hı. Boyun posun, endamın çok güzel. Bence daha farklı bir şey giyinseydin çok güzel olurdu. Saçlarını daha farklı yapabilirdin. Göz farın... Rengin hiç olmamış. Zaten elbiseyi hiç konuşmuyorum bile. Boy poz cidden haricinde hiç bence teşekkür ederim. Olmamış. Yorumlarımı yapıyorum ki bundan sonraki hayatında böyle şeyler tercih etmezsin koltuğunu satıp. Koltuğu geri iste. Gerçekten koltukla bulan bir alakası yok. Koltukla bunun gerçekten alakası yok. Ben ona espri olsun diye söylemiştim. Ha, güzel espri oldu neyse. Nasıl oldu şimdi? Ben, öyle kaldı bitti. Ben sana ne söyleyeceğim biliyor musun? Beni en çok rahatsız eden şey böyle bir mağazaya gidip özellikle bu podyuma çıkmak için normal hayatımda da bunu tercih edenleri çok sevmem de burada bilhassa bir mağazaya gidip en gösterişli elbiseyi alıp üzerine geçirip buraya gelmek beni çok böyle bir itiyor. Şimdi senin o kadar gösterişli bir elbisen var ki, o kadar şatafatlı ki elbisen. Ama doğru değil. Bu saten kumaştan gerçekten nefret artık ediyorsunuz. Böyle içim şişti. Çünkü bin kere de söyledim bunu. Hatayı en çok gösteren, uygulaması en zor kumaş bu kumaştır. Anlamadığım kadar süslü elbisen. Yanda drapeler var, burada taşlar var. Biraz fazla. Orada fırfırlar var. Renk uyumunu sevmedim. Hani o askılarını sevmedim. Sevmedim. Yani o kadar fazla ki. Sevmedim. Baleli. Sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim. Yani o kadar fazla ki gerçekten. Sen çok tatlısın. Teşekkür hani ederim. Sen evet dedin ya oğlumun sünnetinde. Belli ki evet sen kuzeninin düğünü böyle bir şey giyer gidersin. Şıkır şıkır. Kardeşinin düğünü nişanı. Evet bundan daha farklı bir şey giyer gidersin. Hani evet sen bu kalıptasın. Bunu gösteriyorsun. Ama senin çok böyle masum bir yüzün var. Bence giyinirken... Bunu da şey... Bence giyinirken biraz daha böyle sert hatlarda şeyleri kullan. Bu da iptal etsin. Belki bir daha halinde olabilir ama tabii uzatması gerekiyor. Şimdi belki satabilirsin şeyin kadar. Mini yaparsın lazım. Belki daha iyi olabilir. Bir koltuk demek o da. Olabilir aslında. Bir koltuk yani daha var mı? Bir koltuk demek yani o da hani işlemeler. Bunu da açmıyorum ben. Kanepe, merşat falan değil. Yani senin bence biraz daha bu Alaturka kılıklardan uzak durman gerekiyor.
Ya boyu posu çok güzel. Evet, yani bir de ben çok hani masum bir yüzü var. İvan'a koltuğu gidiyor arkadaşlar. Cası boşamış. Günah. Koltuğu gidiyor. Ay inanmıyorum ya. Sünnet dedi, oğlumun sünneti var dedi. Tamam yeter. Nasıl olsa daha iyi olacak bunun sonra. Kendine yapma. Mini yaparsın. Ha, dikişini alıyor. Bilmiyorum. Sadece artık sizin elbiselerinizden bir tanesini alırım yani. Oğlumun sünnetinde. Tabii ki. Onda hiç problem yok. Bir şey daha sorabilirsin şeyde bizim konu jüründe güzel. Ha, o zaman biz dönelim. Evet, sizin koleksiyon nasıl gidiyor? Benim koleksiyonum iyi. Yaz sezonuna başladım. Sizin peki hazır giyim tabii, markanız tabii, var. Evet, mağazalar var. Hı hı. Peki ayrı haute couture'a devam ediyor musunuz? Haute couture'a devam etmiyorum. Çünkü ona vakit ayırmam gerek. Müşteriye zamanımı harcamam gerek. İşte programım ve koleksiyon ve işte mağazalar, şirket derken çocuklar, öyle zamanım nasıl geçtiğini... Ama zaten mağazalarda abiyelerin satıldığı ayrı bir bölüm var. Var tabii ki. Ama özel müşterim geliyor. Böyle sevdiğim orada eski yok, yine şirketime geliyorlar, orada servis veriyorum ama çok az. Yani ayda bir veya iki kişiyi alabiliyorum. Tabii çünkü hazır giyim çok yoruluyor. Zaman alan. Çok zaman şey. Biliyorsun koleksiyon hazırlamak çok zor. Bir de siz üretimi de üretimi de yapıyorsunuz artık. Türkiye'de yapıyoruz. Her bayan giyinsin istedik. Biz yurt dışından getiriyorduk. Çok pahalı geliyordu müşterilerimize. O yüzden şu anda böyle... Daha alınabilir. Daha ucuz, daha uygun. Ve modayı, trendleri takip eden bir koleksiyona yer verdik.